Şimdi Şia ne diyor? Diyor ki Ali radıyallahu anh Ebu Bekri sevmiyordu, Ömer'i sevmiyordu, Osman'ı sevmiyordu, Rıdvanullah alem Haşa! Peki sevmiyordu da 25 sene onların imamlığının arkasında cemaatla namaz kıldı. 25 sene Beytülmal'dan onların halife olduğu devlet yönetiminde Beytülmal'dan e, kadılık yaptığı için, fetva verdiği için, hüküm verdiği için maaş aldı. Onların e, tertiplediği seriyeler, müfrezeler, cihatta gönderdiği ordulardan orduların içine katıldı. Ve ganimetten hisse aldı. Eğer bunlar e, hak halife değildiyseler ve Hz. Ali de bunları sevmiyorduysa radıyallahu haşa Şia böyle söylüyor. Yani İran'ın mezhebi bu. Böyle bir mezhep olabilir mi ya? Hz. Ali'ye iftira mezhebi. Sevmiyorduysa yani hak bulmuyorduysa 25 senelik bir üç halifenin tüm iktidarını yani hilafetini diyelim ona iktidar iktidar da güç demektir ama şimdi yanlış anlaşılıyor iktidar lafları biraz halifelik dönemlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Raşid Kamil Mehdi halifeleridir onlar. Sahih hadis. Bu Tirmizi hadisine geçiyor bu sıfatları. Onların hilafeti dönemindeki onlar haksız ise devlet yönetimleri de haksız, o zaman Beytülmal'daki e, vergi tahsilleri, zekat tahsilleri, e, ganimet taksimleri, bunlar da şaibeli. Yani haksız bir yönetimin, hilafet hakkı olmayan bir yönetiminden niye maaş alsın? Veyahut da mecbur mudur onlarla harbe gitsin, cadde gitsin? Yani onu kimse mecbur edemez, katılmıyorum der, katılmaz. Hani bir seferberk ilanı gibi bir şey de olmadı. Yani bildiğimize göre Siyer'de de böyle bir şey de yok. Herkes katılacak mecbur. Böyle de bir şey yok. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir tek Tebuk'te yani birçok kabileleri hepsini çağırdı. Büyük bir kalabalık topladı. Yani o da 10 bin 15 bin kişi topladı misal. Hani böyle bir e, üç döneminde böyle bir tenfir de yok. Tenfir yani cihada çıkışa sevk etmek. Böyle bir şey de yok. Felevla nefara küllü firkatin diyor ya ateşi nefara. Yani Allah için harbe çıkış. O zaman nasıl olacak? Diyorsun adama. Adam da diyor ki Hz. Ali bunları yaptı mı? Yapmadı diyemiyor. Yaptı. E o zaman bize diyor ki Hz. Ali bunlara bağlıydı, seviyordu, biat etmişti. Diyor, diyor öyle de değildi. E peki bunları yaptığında inkar edemiyorsun çünkü ortada yani 25 senelik bir hayatının 25 senelik safhası ortada. O zaman ne bulmuş çaresini? Takiye yapıyordu diyor. Takiye ne demek? İkiyüzlülük. yüzlülük. Yani onlara seviyor görünüyordu. Asla Aslında kalben buz ediyordu, nefret ediyordu diyor. Hoppa! Hz. Ali'ye iftira şimdi sen mi yaptın, ben mi yaptım? Hz. Ali için ben mi seviyorum, sen mi seviyorsun? Sen ne Hz. Ali seviyorsun? Hz. Ali düşmanının demeyeceği ya, iftira yapıyorsun ya. Radıyallahu anh Efendimiz'e Türk işini kaldığımız derste. Ve malum şu bilinmektedir ki ''Ende erbabil okuli'' Akıl sahiplerinde. Yani bunlara akılsız dediler, akılsız değiller. Bunlar haindirler. Din haini. Yani Şia din hainidirler. Çünkü akıl sahibi olan yani usturanın ağzına sürülecek kadar der defanseri kılletten yani azıcık bile yani manasına e, aklı olana göre malumdur ki yani bilinmektedir ki ennet tukate takiye yapmak şüphesiz ki kimin sıfatıdır? Yani cesur adam takıya yapar mı? Şecaatli ve cesaretli adam iki yapar mı? Münafıklık yapar mı? Onlara başka yüzle, bunlara başka yüzle kavuşur mu, karşılar mı? Zerre kadar aklı sorarız diyor. Takiye kim yapar? Takiye yani dışı başka, içi başka kısaca ki tabirle. Kimin sıfatır? Min sıfatil cebani. Ceban korkak demek. Cebu neden geliyor? Cebu ne yecbu ne Sıfat yani ceban vezne. Efendim, korkak kimselerin sıfatlarında. Korkak kimseler ancak ne yapar? Bir böyle bir böyle yapar. Ona başka buna başka yapar. Cesur, cesareti olan ne yapar? Herkese doğrusu söyler. Onun lafı hükmü hiçbir yerde değişmez, fark etmez. Yüzün arkasına aynıdır. Takiye yapmak korkakların sıfatlarındandır. Artık fenisbet böyle bir sıfatı takiyeciliği nispet etmek kime ila Allah'ın aslanı olan Hazreti Ali Efendimiz'e nedir? Hayru münasibetin. Hiç münasip değildir. Hiç münasebet olmaz, Hiç yakışmaz yani. Hem Allah'ın aslanı diyeceksin hem de korktu da 25 sene 3 halifeye takiye yaptı diyeceksin. Böyle bir şey olur. Peki ya da diyersin ki onların arkasında namaz da kılmadı, arbe de gitmedi, Beytülmal'dan maaş da almadı, onların yönetimini hiç tasvip etmedi, alenen çıktı meydana, dedi bunlar batıldır dedi. E böyle bir şey yok Siyer'de tarihte. Şia'nın palavralarında bile böyle bir şey yok. Ki Acem palavraları dolu. Ama bir vaka var, bir gerçek var yani. O zaman Medine'yi çoktan bırakırsın. Küfe'ye gitti. küfeye niye Hz. Osman'ın şehadetinden sonra gitti? O zaman ayrılırdı. Ben yatağımı ayrı seriyorum derdi. İlk 25 senelik 3 halife döneminde de Medine'yi terk etmesi lazım. Yani o yönetimde bulunmak istemiyorsa yani. E şimdi sen orada 25 sene duracaksın. Her vazifeye gireceksin. Beytülval'den maaş alacaksın ki bu hakkıdır. Yani alması zaten doğal hakkıdır. Ganimetlerden zaten hissesi var. Harbe gidiyor Allah için cihada gitmiş. Ayetle sabit ganimetler, yani taksimatında hissesi olanlar. Yani ganimetin en helal mal olduğu. E tamam. Batıl olan bir hilafet de böyle bir şey yapar mı? Yaptı mı yaptı. İşte biz diyoruz ki bu delildir ki üç halifeye biat etmişti ve onları haklı buluyordu diyoruz. Doğrusu mu? Onlar diyorlar üç halifeyi sevmiyordu ve haklı bulmuyordu. Peki bu olaylar yaşandı mı? Hz. Ali'nin bu şekilde onlara bağlılık göstermesi. Evet bağlılık gösterdi diyor. Peki bunun manası nedir diyorsun? Biz diyoruz ki Hz. Ali onları sevdiğinin delilidir. Hak bulduğunu delidir. Onlar da diyor ki takiye yaptı. Peki ya, bu hem Allah'ın aslanı diyeceksin, hem de Allah'ın aslanı korktu diyeceksin. Bir de bir gün iki gün değil, 25 sene işi idare etti, tozları halının altına süpürdü diyeceksin yani. Cık. Zerre kadar aklı olan bunu kabul etme. Demek ki Şia'da zerre kadar akıl yok diyemeyiz. Akılları da çok, şeytan, şeytani akılları çok. Demek ki şey, aklı olan bunu kabul etmiyorsa burada bir din hainliği söz konusu. Bile bile Hz. Ali iftira diyor. Hz. Ali Efendimiz'i küçük düşürmeye çalışıyor. Öyle ya şimdi. Bizim sünni cami sünnet böyle bir şeye inansa yani zerre kadar ihtimal verse Hz. Ali Efendimiz'in itibarı kalır mı ya? insanların aklında, beyin, kalbinde ya haşa. 25 sene korkup böyle yaptı. Haram ya bu iftira Herkese iftira harama ama Hazreti Ali'ye yaparsan başkasına da benzemez yani. Bir yatacak yeri yok bu şiyan. Ve incü vizet, hadi tecviz edilse, mümkün görülse, et tukatü, takıya yaptı diye bir ihtimal versek. Bir hükmül bir beşeriyeti. Beşeriyet yani hepimiz insanız. O da peygamber değil. Peygamber olmayanlar masum olmayabilir. Masum değildir falan. Beşeriyet muktezasıca, takıya yaptı yani bir içinden geçirdiğini veya niyetini, fikrini açıklamayı münasip görmedi. Hikmet gereği gizledi diyelim. Diyelim ama ne kadar? Saaten bir saat. Ev saatin ya yani iki saat. Ve hemen bir gün bir toplantıda bir yerde bir konu geçti. Hadi orada sükut etti. Ev yevmeyini. Hadi diyelim iki gün oldu bu. Hani üç olsun, beş olsun, on, on de mecliste olsun bir istediği bir şey konuşmadı, sustu falan. Hadi diyelim böyle. Felevu <laughs> bunun için vardır mesahun. Mesah yani düşünme cevazı. Yani kabul edilebilir bir şeydir yani o da insandır. O gün e, morali bozuktur veya sağlığını iyi hissetmiyordur. Veya şimdi burada tartışma açıp da işi uzatmayalım düşünmüştür. Hepimizin başına bazen geldiği gibi. O konuda haklı olduğu halde sen haksızsın diyeceği bir yer olmuştur, bir mevzu çıkmıştır. Belki ondan feragat etmiştir falan, takıya yapmıştır. Yani onlar da sanmışlardır ki yani bu da kabul ettiği gibi göstermiştir. Sükut ederek sükut ikrardandır kabilinden hareket etmiştir. Ama içinden benimsememiştir, hak bulmamıştır o meseleyi falan. E bu ne kadar olsun? Bir saat olsun, iki saat olsun, bir gün olsun, iki gün olsun. Ne oluyor ya? Bunun için felehu mesahun. Bir mesah ve mecalun. Bir mecal. Mecal dolanma alanı. Yani beyin burada bir dolanma alanı bulabilir. Yani mümkündür diyelim. Ha. Ama ve emma, amma. Emma işte Türkçe'de ama. ha Böyle bir takiye sıfatını ispat ediyor. Bi Allah'ın aslanı olan Hazreti Ali Efendi bize müddete 30 seneten 30 senelik bir müddet. Üç halifenin dönemi 25. Kendi halifeliği de 5 etti 30. Peki bu 30 sene zarfında ben Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı hiç sevmiyordum ama idare ettik işte işi. Yoksa bunlar yanlış adamdı halifede değildiler şeklinde bir beyanı var mı? Uydurma bir rivayet. Acem palavrasında bile yok. Uydurma bir rivayet. Acemler bunu bile, bile uyduramamış. Yani vefat edene kadar kendisinden böyle bir şey sürdür etmemiş. Aksine efendim Ebu Bekir ve Ömer bu ümmetin eftalidirler. Ee, geçen derste söylediğim beni onlardan eftal bilen söyleyene iftiracıdır. Ee, i̇şte 80 sopa atarım. İftira cezasına girer diyor. Beni eftal gösterir. Çünkü ayet vadislerden onların eftal olduğu anlaşılıyordu. Kur'an'a sünnete karşı iftira yapamazsınız bana diyor bak. Hadi onu tevazu için söylemiş diyelim. Belki 80 sopa aldım Şeriat devlet o zaman kendi kalife. Zaten üç halife ölmüş. Kimden korkacak? Ne edecek yani? Kendisi de zaten 30 sene e, 25'i üç halifenin e, arkasında namaz kıldı ve onların yönetimine tabi oldu. Biat etti. 5 de kendi kalifelik yaptı. 30 sene Ebu Bekir Ömer Osman hak değil idi, batıl ama ben takıya yaptım, idare ettim diye bir beyanı yani 30 sene zarfında olmadan vefat etmiş yani. E sen diyorsun ki o zaman 30 sene bu işi gizledi yani. Ve bu gizlilikle, bu sırrıyla vefat etti, gömüldü ya. Sırrıyla gitti yani. Ya bu Allah'ın aslanı niye böyle bir şey yapsın? En korkak adam bile halifeliğe kendi elini aldığı zaman, yönetimi kendi eline aldığı zaman Rakipleri, hasımları da öldüğü zaman, gittiği zaman en korkakadan bile çıkar meydana söyler. Hiç fırsat bulamadı mı? Beş, dört buçuk sene halifelik yaptı yani. Hem de Küfe'de, Medine'den de ayrıldı. Halafetin başkentini Küfe'ye taşıdı. Müslüman alem çoğaldığı için yönetim Medine'den zor oldu. Bu tarafa açıldı, bu tarafa attı çünkü. E orta olsun diye yine Küfe'ye geldi misal. E dört sene, buçuk sene, beş de bir kere mi birine bir sır olarak da ya bir şey vermedi yani. Bunu akıl e, mümkün görebilir mi? En korku adam bile der ki ya hadi git ya onlar, ben, ben onları idare ettim ama onlar şey dediler, dedi de. Hadi onların hilafetinde diyemez. Ki Hz. Ali Allah'ın aslanıydı, onların yüzüne söylemesi lazım. Böyle bir fikri niyeti olsa yüzüne söylerdi zaten. Kimden korkacak aslan ya? Radıyallahu anh. Onun için vel kavli hüküm vermek bir ısrarihi Hz. Ali ısrarcı oldu diye, diye neye alet tukati takıya yapmakta ısrarcı oldu fi tilkel müddeti yani 30 senelik bir müddet zarfında hep takıya yaptı, 200 yaptı, içindeki itikadını, niyetini açan vermedi, bunda ısrarcı oldu diye hüküm vermek fe müstekrahun istenmedik bir bir hükümdür. Cidden yani ciddi manada nefret edilir, kerik görülecek bir şeydir yani. Bu nasıl yapar yani? Bunu normal sahabe normal Müslüman yapmaz. Sen Hz. Ali yaptırıyorsun aşağı. Fakat gâlel ulemâhu, halbuki alimler dediler ki, el ısrar ala sagîreti, küçük günahata devam etmek kebîratun, büyük günah döner. Nedir? Bu büyük kebîratun, büyük günahdır. Çünkü küçük günah, küçük günah küçük kalır ama ne zamana kadar küçük günah kalır? Yani namahreme bakmak, zinaya göre küçük diyelim. Ama sen şimdi devamlı milletin ayağına, bacağına, başına bilmem ne, devamlı müste şehvetle haram, helalın olmayan kadınlara bakıyorsun. Bu küçük kalmaz ki, büyür yani. Onun için takiye takiye takiye, karşında kafir, münafık yok yani. Harpte misin yani? 30 sene takiye sürdün mü? Bu küçük bir şey kalmaz bu. Büyük bir, yani Hz. Ali Efendimiz'in aleyhine büyük bir e, iftiraya döner. Fema yekûnû. Ya ne olacak? Yani küçük bir günah, namereme bakmak günah, zina gibi büyük günaha döner ısrarcılıktan dolayı. Peki fema yekûnû? Peki ne olacak? Hukmul ısrarı, ısrarcılık, un hükmü alâ sıfatin. Bir sıfatta devam ediyorsun. Kimin sıfatlarından? Min sıfat-i şikakı i Allah Resulüne muhalefet sahiplerinin sıfatlarından ve nifakı nifak iki yüzlülük Münafıklık ne Müslüman oldum diyor. Amen ne diyor? Allah Teala diyor ve bir müminin. Bunlar mümin değil. Size kandırıyor amenna dedi. Yani takiyenin bir harptedir, şuradadır, buradadır, esir düşmüşsündür vesaire böyle bir ruhsatı vardır. İlla entette kumunum tuka diyor Allah. Kafirlerden korkarsanız takiye yapın. Kafirlerle ilgili konuşuyor. Sen burada üç büyük halife, bu kadar Müslüman, on binlerce sahabeye bunu ters anımsatıyorsun. Yani ters köşe yapıyorsun yani. Konuştuğunun hilafını düşünüyorsun. Düşündüğünün tersini söylüyorsun yani. Bunu Hz. Ali 30 sene yaptı diyorsan şikak yani İslam'a muhalefet eden ve nifak iki yüzlü münafıkların sıfatlarından bir sıfatta Hz. Ali 30 sene devam etti diyorsun yani. Sen ne dediğinin farkında mısın? Ya leyte ah keşke hum onlar yefemune anlasalardı kabahat azel emri. Bu işin ne kadar kabahat Türkçeleşmiş. Aslında kabuhaden fiilden kabahat kötülü. Yani bu böyle bir e, dava gütmelerinin ne çirkin bir iş olduğunu Hz. Ali Efendimiz'e, Fatıma Hanım'ıza, e, ehl Beyti Hasan Hüseyin'lere, Rıdvanlı Ali Mecmai'nin 12 imama ne büyük bir iftira olduğunu, onlara ne büyük bir zillet ve meskenet yani ne bileyim eziklik yani isnat ettiklerini, ne çirkin bir şey olduğunu anlasalardı diyor ya. Hiç onlar öyle yaparlar mı ya? Onlar batıla karşı hakka haykırırlar. Hak olduğunu, olmadığını bildikleri bir yerde susalım da uyalım biz de sürüye derler mi ya? Bunu Ehli, Ehl-i Beyt'in bir özelliği var ya. En büyük özellikleri cesarettir. Metanettir, muhkemliktir, dürüstlüktür. Emri bil maruftur yani. Bütün ayet hadisler onları öyle met ediyor. İnne ma yuridu Allahu li yuzibba ankum risale beyti ve ey ehli beyt Allah sizi diyor bütün kötülüklerden, kötü sıfatlardan, kötü ahlaktan, huydan, günahtan temizlemek murad ediyor. Allah'ın muradı olmaz mı? Ne irade ederse olur yani. Ve o kadir. Peki Allah ben böyle murad ettim sizin için diyor da. Bu olduğu kesin. Ona göre onlar en temiz, mutahhar, münezzeh, mukaddes insanlar yani. Böyle temiz, nezih insanlara böyle bir takiyecilik, ikiyüzlülük, mekir, hilekarlık, öyle başka buraya başka bilmem 30 sene ya, yazıklar olsun.